Evet arkadaşlar, şu anda da avda ne yapabiliriz, ne yapmamız gerekiyor? Örneğin bir kamış kenarında bekliyoruz veya gizli bir yerimizde bekliyoruz. Hayvan çok uzakta, şu anda uzakta görüyoruz hayvanı ama biz de burayı pek düşünmüyor hayvan. Hemen ilgisini çekelim hayvanın, dikkatini çekelim. Bakıyoruz bize doğru veya burada turlamaya başladı, dönmek istiyor hayvan. Ses etmeyelim şimdi. Bize doğru mu yöneldi hayvan? Artık biz dikkatini çektik mi? Bunu hissediyorsunuzdur hayvanın davranışından. Ama hayır, devam ediyor hayvan veyahut ki. Dedik. Hayvan bize doğru yöneldi ve hemen bu hareketi yaparız. Şimdi ürkütücü olmadan hayvan yerinizi tespit etti. Artık görünmemek kalıyor. Görünmemeniz gerekiyor. Buraya bohçalanmak ister hayvan. Hemen şu sesi verebiliriz. Bu sesi verebiliriz. Artık hayvan tamamen yerimizi markalamış olsun. Tamamıyla buraya odaklansın. Buradaki kafilenin yanına konmak istesin. Yem var, yeme inmek istesin. Yani bunlar karşılama, selamlama. Yani yemlenme şimdi. Farklılaştırıyoruz. Bunlar da yemlenmeleriniz. Ama bu kadar vermeyeceksiniz. Ne yapacağız? Tek tek hemen sesi. Bu sesi duyurmanız yetiyor. Tek dokunuşlar. Ne çevredeki başka arkadaşlarınızı yanlışlıkla rahatsız edersiniz. Bu şekildir. Bu yöntem bu şekildir avda. Böyle hep ben devamlı öttüreyim. Yani bunlar hayvanlarınızı kaçıracaksınızdır. Dokunuşlar, kibar kibar dokunuşlar. Hayvanın nabzını hissetmeye çalışın. Avcılık orada başlar. Nabzını hissetmeye çalışın, okumaya çalışın. Ona göre irtibat kurma, yani siz de ötüyorsunuz, o hayvan gibi ötmeye çalışıyorsunuz. Yani bu bir irtibat kurmaktır. Bunlara dikkat edeceğiz. Görünmemek çok esas. Tüm avlarda görünmemek çok esas. Yoksa ki 7-24 de takılsanız görünerekten hiçbir hayvanı yiyemezsiniz. Boşuna soğuğu çekmiş olursunuz. Hoşça kalın.